Merhaba. Biliyorsunuz kanalıma yüklediğim videoları çekmek için bir GoPro Hero 10 Black aksiyon kamerası satın aldım. Kamera gayet güzel. Çekimleri ve çekim kalitesini de memnunum. Birkaç araştırma yaparak yaptığım ayarlarla daha kaliteli sonuçlar elde edebiliyorum. Videolarım da var. Bu yan kapağı bir tane USB girişli bir 3 boyutlu yazılımda bir geliştirdiğim bir yan kapak var. Buradan şarj edebiliyorum. Aslında amacım hem şarj edip hem dosyaları aktarmaktı. Yalnız durum umduğum gibi gitmedi. Şarj ederken de sanırım bu dili biraz daha değiştirmem gerekiyor. Şarj ederken de sıkıntı oldu. Dosyaları aktarırken de sıkıntı oldu. İkinci yöntem telefonum iPhone 12 mini Quick App var GoPro için. Quick App üzerinden GoPro Quick daha doğrusu uygulama üzerinden cihaza bağlanıp cihazdaki dosyaları telefon üzerine aktarıyorsunuz. Telefondan galeriye aktarıyorsunuz. Oradan da bilgisayara aktarabiliyorsunuz. Amaç o şekilde ilerliyor. Ya da buradan buluta gönderebiliyorsunuz dosyaları. İsterseniz buradan da düzenleyebiliyorsunuz da düzenleme kısmını buradan pek yapmadım. Telefonda yapmak istemiyorum. Daha önce CapCut kullanıyordum. Artık sanırım DaVinci Resolve'e geçeceğim. Dediğim gibi bu bayağı meşakkatli bir iş oldu. Telefonumun hafızası 44 GB olmasına rağmen Quick App'ta şöyle örnek göstereyim hemen. Şey açıyorum. GoPro'ya geçiyoruz. Telefonla bağlandığı zaman. Şuradan medya. Kendi Wi-Fi ağına bağlanmak istiyor. Bağlanıyoruz. Buradan dosyalarımız mevcut. Üzerine basıp telefonun içerisine indiriyoruz. Wi-Fi üzerinden olduğu için 5 GHz bağlantı da olsa 3 GB'lık dosya yaklaşık 3,5-4 dakika sürüyor. Telefon ve kamera kullanımda olduğu için şu an Samsung Galaxy C5 telefon ile çekiyorum, görüntüyü alıyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 4 dakika, 3,5-4 dakika dosyayı almakla geçti. Şuradan geri geliyoruz. Tekrar geri gelip şurada medya kısmına geliyor. Fon. Pardon. Dosyayı save foto dediğimizde gördüğünüz gibi daha fazla bir alana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu boşluk için telefondan bir yer boşaltmamı istiyor. Aslında şöyle bakarsak gördüğünüz gibi telefonda yeterli alan gözüküyor. Biraz aşağı indirdiğimde
dosyalar burada. Uygulama kendisi bir yer kaplıyor. Daha sonra telefona kaydetmeye çalıştığımızda da bu hatayı veriyor. İnternette yaptığım araştırmaya göre GoPro Hero 4'ten beri bu sorun devam ediyor. Ancak neden bir iyileştirme yapmadıklarını anlayabilmiş değilim. GoPro'yu ya buradan söküp nasıl monte ettiğim resimde göreceksiniz. Söküp bilgisayarda bilgileri kopyalamak ya da hafıza kartını götürmek gerekiyor. Sürekli yan kapağı açıp amaç yan kapağı yapmaktaki amaç zaten burayı açmamaktı. Her seferinde hafıza kartını götürüp getirmemekti. Yani cihazı da sökmemekti. Ancak anlamadığım bir sebepten dolayı her seferinde hafıza kartını götürüp getirmek zorunda kalıyorum. Bilmiyorum. Bu konuda yeni bir güncelleme gelir mi? GoPro şu an eski bir modeli. Yani üzerine iki tane daha ürün çıkardı. Hatta bu hafta sonu başıma gelen gördüğünüz gibi A2V30 standardı bir microSD kartım var. Isparta'da teknoloji marketleri Vatan Bilgisayar ve Teknosa'ya gittiğimde bir kart okuyucu bulamadım. Benim mevcut kart okuyucularım sanırım bu standardı desteklemedikleri için çok düşük hızda yani 3 MB 4 MB hızda datayı bilgisayara atıyor. Yani biraz daha hızlı bir kart okuyucu satın almaya gittiğimde de bulamadım. Neden pazar günü açık olduklarında hatta personele de söyledim pazar günü kart okuyucu yoksa dükkanı kapatıp gidin dedim. Bu böyle bir sorun yaşıyorum. Bu diğer videolarımdan farklı olarak bir sorunumu sizinle paylaşmak istedim. Bu konuda çözümü önerisi olan varsa da önerilerinize açığım. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim.